defa öyle güzel bir polis gördüm yani. Nişanlım burada. Evet. Yandan da gözüm onda. Futbol topunun peşinde koşarken bir minibüsün altında kaldım. Ama hala futbol topunun peşinde koşuyor. İşim olmadığı için simit satıyordum abla. Akşamları antrenmana gidiyorum, futbol antrenmana. Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Yaşasın. Barış'cığım hoş geldin. Hoş bulduk abla. İyi misin? Nasılsın? Şu an çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Heyecanlısın. Yıllar sonra bir arada tekrardan. Gerçekten değil mi? Epey sene oldu. Biz seninle niye bir aradayız şu anda? Şimdi neden senin filmin yapıldı? Neden sen bu kadar ünlendin? Neden Survivor'a katıldın? Yani oradan sonra mı ünlendin yoksa daha önceki... Ben biliyorum tabii seyircilerimizden bilmeyenler olur diye söylüyorum. Sporda, futbolda ki başarılarından dolayı mı... Hangisi sıralamaya koyarsak birinci sırada yani neden bugün ben seninle burada oturuyorum? Hangisini merak etmem lazım? Abla aslında bana öyle bir dokunuş yaptınız ki hayatıma ve o dokunuşla birlikte başarılarım ard arda geldi. Hatta Survivor'a bile gitmiş oldum. Yani bir koşu protezim sayesinde oralarda yarışıp hem kendi gücümü hem de ben bu şekilde yapabiliyorsam insanlara bir umut ışığı olabilmek için, onlara dokunuş yapabilmek için sizin bana yaptığı gibi ben de onlara dokunmak istedim. Başta anlatayım mı abla nasıl bir araya geldiğimizi? Tamam. Kaç sene geçti o gün bugündür? İlk 2011'de bir araya gelmiştik. Hatta şu kaç yıl olmuş ve ben tabii ki böyle bir şeyin şu anda anlatılmasından keyif almıyorum ama bir taraftan da hani vardır ya hoşuma da gidiyor. Ay ya ya olur mu öyle şeyler falan diyemeyeceğim. Ben de çok mutluyum çünkü çok doğru bir şey yapmışım. Anlat hadi baştan bakalım. Biz seninle nasıl abla, karşılaştık? Abla bir program üzerinde de tanışmıştık. Yarışmada. Yeteneksizsiniz. Evet, yeteneksizsiniz yarışmasına Ankara'da. Katılmıştım. Ankara'da. Amputo Futbol Milli Takımı'na hizmet ediyorum. Yıllardır başarılarımız var takım olarak. Ama benim başarılarım da bireysel olarak geliyor. Yılın en iyi oyuncusu, işte gol krallığı, en centilmen oyunculuğu gibi bireysel ödüller de alıyorum. Ama koşu protezim olmadığı için atletizm branşlarında ülkemi temsil edemiyorum. Üniversitedeki Hacı Ahmet Pekel hocam bahsetmişti. Eğer bir protezin olsa koşarsın, uçarsın diye. Daha sonra abla bir gün artık ben kendi evime atmışım. Çünkü gitmiş olduğum bütün kapıdan red cevabı geliyor. İşte zamanımı alıyorlar aslında. Hı hı. Koşu protezini yaparız ya da sen yapamazsın, koşamazsın vesaire sözlerini duyuyordum. Ama bir gün böyle sosyal medyada gezerken sizin Instagram'dan bir paylaşımınızı gördüm. Ankara'nın bağlarıyla Ankara yolculuk başlasın. Hı. Yeteneksizsiniz. Hı. Çekimlerinize geliyordunuz. Ben de hemen bir araştırdım. Nerede olacak bu çekimler? Ve baktım Hacettepe Üniversitesi'nde çekimler başlayacağınızı öğrendim. Hemen geldim. İçeri girecek biletim de yok. Yani metro, aktarmalı, otobüste, Beytepe kampüsüne çıkarken bir tane arkadaş bana yer verdi. Hiç unutmuyorum. Kalabalıklı otobüs. Koltuk değnekliyim ama yine de oturmadım. Dedi ki nereye gidiyorsun? Dedim yeteneksizsin çekimlerine. Biletin var mı dedi. Ben de biletim yok hayır dedim. Nasıl gireceksin? İşte bilmiyorum gidiyorum şansımı deneyeceğim. Benim arkadaşım gelmedi. İstersen biletini sana vereyim dedi. Bak sen orada başlamış zaten dönmeye her şey. Evet yine de kabul etmedim. Arkadaşın gelirse hani mahcup olma sen diye. Şimdi bir şekilde içeri girdim abla. Seyirci olarak girdim. Sizler ön tarafta yeteneklerini sergileyen arkadaşları izlediniz. Canlı yayın olmadığı için ilk bölüm bitti abla. Burayı detaylı anlatmak istiyorum size. İlk bölüm bitince siz odalara çekildiniz artık. Ben de o kalabalıktan faydalanarak ilk koridoru geçtim. Ben dedim ki tamam kesin Hülya ablama artık yaklaştım. O kadar görüyorum ki tam o ikinci koridora girdiğim anda siz de kapıdan içeri odaya girdiniz. Allah Allah. Benim artık böyle önüme geçtiler oradaki güvenlik görevlileri. Dedik sen nereye gidiyorsun? Dedim ki Hülya ablamın yanına dedi. Ya dedi bir geç şuraya falan. Biraz zaman geçiyor. Hani ikinci çekim başlasa bir şekilde o kapıdan çıkacaksınız göreceğim. Ama o kapı yarım saat oldu. Bir saate yaklaştı abla. Hala giren çıkan yok. Artık oradaki güvenlikler sen hala burada mısın? Bekliyor musun? İşte şefleri arada gelip bana ufacık sistemde bulunuyordu. Ben de orada beklemek zorundayım ki arkada bir tane çıkış var. Olur da yine böyle acil bir haber gelirse siz gidersiniz diye o soğukta beklemem gerekiyor yani. Sizi görmem için. Diğer tarafa geçsem hani sizi göremeyeceğim. Sonra sizin odadan bir tane bayan çıktı. Benim orada da böyle kahve makineleri vardı. Ben de yaklaştım. Bayan demiyoruz biliyorsun, kadın evet, diyoruz. Evet, kadın geldi. Ben de yaklaştım. Dedim ki siz dedim Hülya Avşar'ın asistanı mısınız dedi. Bana böyle tatlı tatlı baktı abla. Yok dedi ben polisim dedi. Ben hayatımda ilk defa öyle güzel bir polis gördüm yani. Giyimiyle, kuşamıyla, bakımıyla. Nişanlım burada. Evet, yandan da
Gözüm onda. Acaba dedim Hülya ablama bir şeyler iletmek istiyorum. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Normalde dedi bizim konuşmamız yasak ama senin için konuşacağım dedi. Aferin kıza. Buradan da seslenmek istiyorum. Kendisini hani ismi olarak da tanımıyorum. Çok teşekkürlerimi sunmak istiyorum, tanımak isterim. Daha sonra abla Serkan Bey geldi sizin asistanınız. Benle konuştu. Eğer dedi bir şeyler varsa bana iletebilirsiniz. Ben Hülya Hanım'a ileteceğim dedi birebir. Ben de hayır dedim. Ben kendisine iletmek istiyorum. Beni zaten tanıyacak. Eğer dedim kendisi görüşmeyi kabul etmese zaten giderim dedim. Rahatsızlık vermem. Serkan Bey de sağ olsun bana güvendi. İçeri tekrardan sizin yanınıza gitti. Ben hala orada bekliyorum güvenliklerin orada. Bu sefer baş şef geldi yani. Sen hala burada mısın? Hemen beni apar topar atacaklar artık. Çünkü çok rahatsız oldular. Ben biliyorum, farkındayım. Ben de artık sabırla bekliyorum. O ara tam Serkan Bey geldi. Dedi ki buyurun dedi. Hülya Hanım sizi bekliyor. Ben de oradaki güvenliklere, baş şefine biraz omuz dokundurarak geçtim artık. Sen de az değilsin ha. Abla o kadar. Hani beni paketleyeceklerdi açıkçası. Beni dinlediniz. Ben de anlatırım hani milli sporcu olduğum vesaire. O ara siz hatırladınız. O kadar hala gözümün önünde 2013 yılında. Hatta elimde de kartvizitim vardı abla. Siz böyle elinize dokunarak o kartı verdim. Çünkü çok üşümüştüm abla. O üşüdüğümüzü hissettirmek istemiştim. O sen bir de bak bak de, kendi kafasında şey kuruyor. Plan program yapıyor. Nereden nereye? Sonra siz bana o kadar inandınız ki abla. Yani o bakışınıza, dinleme şeklinize ben çok mutlu oldum. Sonra Serkan Bey, sizin asistanınız benim bilgilerimi aldı. Siz hatta hiçbir şey demediniz. Serkan Bey iletişim numaranızı alsın. Sadece bu. Şimdi ben oradan çıktım. İkinci bölüm başlayacak. Ama ben kalmadım. O kadar mutlu bir şekilde ve ağlaya ağlaya eve döndüm. Dedim ki koş protezi olmasın artık. İstemiyorum. Çünkü yıllarca uğraşıyorum. 8 yıldır uğraşmışım bu ülkede koş protezi sahip olabilmek için. Ama bir şekilde engel çıkmış. Olmamış. Sahip olamamışım. Detaylarını siz daha iyi biliyorsunuz. Ağlaya ağlaya eve döndüm. Dedim ki olmaz. Çünkü Türkiye'nin en güzel kadını bana inandı ya dedim. O bakışıyla hissettirdi. Artık istemiyorum dedim. Benim başaracağımı, başarılarımı o bakışıyla hissettim. Bana inandı. Ben koş protezi istemiyorum. Allah Allah. Ağlaya ağlaya eve gidiyorum. Çünkü o kadar 8 yıl boyunca uğraşmışım ve hiçbir kapıdan olumlu bir şekilde gelmediği için sizin bana inanmanız dedim ki bana yeterli dedim. Ne mutlu bana. Anlatayım abla. Anlat, dinliyorum. Sonra bir ay geçti. Benim de okuldan mezun olmuşum. Gazi Üniversitesi'nden yeni mezun olmuşum. İşim yok, hiçbir şeyim yok. Bir spor salonuna başvuru yapmaya giderken, otobüste giderken bir telefon çaldı. Serkan Bey'in ses tonunu hemen anladım. Çünkü daha önce de konuştuğumuz için. Dedim ki, hatta siz şunu demişsiniz. O kadar mutlu oldum ki yine böyle ağlaya ağlaya iş başvurusuna gittim. Barış'ı ara, sakın onu unuttuğumu düşünme. Düşünmesin. Ben daha dün gibi hatırlıyorum. Serkan Bey de hatırlar bunu. Ben de o arada siz TRT'nin bir spor programına çıkmışsınız abla. Orada benden bahsetmişsiniz. Ben bir yandan işim olmadığı için simit satıyordum abla. Akşamları antrenmana gidiyorum, futbol antrenmana. Eve dönerken yorgun argın. Ve sen milli sporcusun yani. Evet abla. Simit satarken de milli olmuş muydun? Ben 2005'ten beri milli takımdayım abla. Ve simit satıyordun. Evet. Daha sonra Serkan Bey bunu söyleyince çok mutlu oldum ve gözlerimden yaşları engel olamadım tekrardan. Çünkü o kadın bana inandı. Yeterli benim için diyor. Yapabileceğime inandı. Sonra abla siz de TRT'nin bir spor programına katıldınız. Kaleci antrenörümüz Ayhan Çelik beni aradı. Barış dedi şu an dedi Hülya Avşar senden bahsediyor. Hatta Ayhan abi de tanırsınız. Koldan ampute tenis antrenörü. Dedi nasıl olur? Ben gidene kadar zaten otobüste eve geçene kadar o program biteceğini biliyordum ama koşa koşa gidiyorum artık indikten sonra. Yetişemedim doğal olarak. Hemen ertesi gün TRT genel müdürlüğüne gittim. Dedim ki ben bu programın CD'sini istiyorum. Ya dedi veremeyiz. Dedim vermeniz lazım lütfen. Hatta ricayla o görüntüyü aldım ve hala saklarım. Gittiğim programlarda bunları bahsederim. Hatta abla biliyorsunuz siz de Hülya Avşar deyince biraz size karşı istemedenler oluyor ya da kıskanan oluyor vesaire. Ama ben bunu büyük keyifle anlatınca o bakış açıları da değişiyor ya size karşı. Helal olsun bu kadına diyorlar ya. O kadar mutlu oluyorum ki. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abla. O ince güzel dokunuşunuzu yaptınız bana. Ben de elimden geldiği kadarıyla koştum. Hatta siz programda da söylüyorsunuz gözleriniz ışıl ışıl oluyor.
dediğin ayak özel bir ayak oluyor değil mi? Evet. Onun adı neydi? Bu koşu protezi abla. Koşu protezi. Özel protez olduğu için hani çok pahalı bir cihaz. Ve aynı zamanda yani bu karşılanmıyor açıkçası. Çünkü emsali de yok. Yani Türkiye'de bir ilk oldum bu süreçte. O protezi yaptırdınız. Valla ben de kendimi tebrik ediyorum. Yani orada sen de gerçekten o ışığı gördüm. Ve de ne olursa olsun yani maddiyat falan da hiçbir şekilde gözümde değildi. Ve yani yapmış olmak da çok hoşuma gitti. Çünkü neden? Bunun karşılığını sen kat be kat hem Türk milletine hem bana yani o kadar yani ben senden çok mutlu oluyordum. Gol kralı oldun değil mi? Evet. Ayaktan sonra mıydı o? Önce miydi? Önce de oldum. Sonra önce da de oldum. Ayaktan sonra? Atletizmde Avrupa Şampiyonası'nda ikinci oldum. Hı hı. Bir de ben çok geç başlamama rağmen abla. Çünkü evet. Protez yaptırmak çok büyük bir zamanım aldı. Siz olmasanız zaten Avrupa ikinciliğine kadar uzanamayacaktım. Başka arkadaşlar nasıl peki kavuştular koşu şeyini abla, protezine? Abla şöyle ben orada bir emsal temsil ettim sayenizde. Bir arkadaşım da protez sahibi oldu. O da işte Amerika'dan birisiyle iletişime geçmiş. O ikinci protezini vermiş vesaire vesaire. Bu şekilde biz onunla ilk yarışa çıktığımızda ilk yarışmada kazandım. Hatta madalyalarımla size gelmiştim İstanbul'a. Aslında hala karşılanmıyor. Siz hatta katılmış olduğunuz TRT'nin programına Tuna ile birlikte siz şunu demiştiniz. Hani çok pahalı bir cihaz ama helali hoş olsun. O koşacak, ben mutlu olacağım. Onun mutluluğunu gördükçe ben de havaları uçacağım demiştiniz. Öyle de oldu zaten. Evet, yani çok sonra eksik var mı peki bu koşu protezinde? Var abla. Çünkü biz koşu protezi gelene kadar aslında normal protezleri bile yaptırmamız neredeyse imkansız. Hani bir kısmını devlet karşılıyor ya da en iyisini çok pahalı olduğu için bunu tabii karşılama gibi mümkün olmuyor maalesef. Kendisinin maddi durumu çok çok iyi olması lazım. Ya da işte bir destek olması lazım. Ama koşu protezi için küçük yaştan itibaren kullanması gerekiyor ki başarı gelsin. Tabii adaptör. Sporcuların. Kesinlikle öyle. Bu bizim Hülya Cup tenis turnuvalarında da engelli tenisçi sporcular da kategorilerimizde var. Onlar da tekerlekli sandalyelerinin şekline baktığın zaman anlıyorsun ki onlar da koşu protezi kadar önemli sandalyeler. Evet. Değil mi? Öyle mi? Kesinlikle öyle. Yani hepsinin, çünkü özel. Evet, çok özel şey. Topu koyduğu yer, tekerleğin dönüşü falan vesaire. Kendi ölçümlerine. Kendi ölçümlerine göre yapılıyor. Aslında belki de bilmiyorum dünyada bu ampute sporcuların başarıları ne kadar ve de bizim ülkemizde olduğu kadar biliyorum. Normal futbolcuların kazançları, onlara olan ilgi ya da ne bileyim yaşantıları ama bir taraftan ampute sporculara baktığın zaman sanki ikinci sınıfa atılmış gibi. Neden ilgilenilmiyor? Fikrin var mı? Aslında abla şöyle, biz 2005'te bir avuç insandık. Bu futbol yani ampute futbol ülkemizde gazilerden oluşan bir branştı. İlk aralarına gelen sivil oyuncu bendim. Daha 14-15 yaşlarında. Biz bu şekilde aslında hobi olarak yapılıyordu. Gazilere moral motivasyon gerçekleştirilsin. Ama ben zaten mahallede ve okul takımlarında oynuyordum. Yani ampute futbolu bilmezken bile ampute futbol oynuyordum ben. Ülkemizde. Şimdi bu branş seyir izlenimi ya da bahis oyunları olmadığı sürece bu spor hala bir motivasyon kaynağı gibi gözüküyor. Ama yavaş yavaş branşlaştı ve aynı zamanda belediyelerin altında bu branş tesisleşmeye gidiyor ve hala devam ediyor. Bu şekilde olursa hani sporcular maaş üzerinden kazanç sağlıyor. Ama dediğiniz gibi yani bir futbolcu olarak biz hiçbir zaman değer görmedik. Ta ki 2017 Avrupa Şampiyonası'na kadar. Hatta spiker şunu söyledi. Ben o kadar her yerden anlatıyorum ki abla sizi. Bir pozisyonda rakibin önüne geçiyorum böyle koşuyla. Barış diyor atletizmle uğraştı. Hatta Hülya Avşar'ın yapmış olduğu proteziyle Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılabiliyor. Barış ekranda. Onun hayatında tabii etkili olan birçok insan da var. Hülya Avşar da onlardan birisi. Protez noktasında yardımcı oldu bildiğim kadarıyla. Büyük destek sağladı bu konuda. Kendisine minnettar zaten Barış. Hülya'nın bu konuda çok büyük takdir kazandı. Hemen ertesi gün size mikrofon uzatılıyor abla. Bu konuları konuşmaya gerek yok diyorsunuz. Yani o kadar mütevazı bir kişiliğiniz var ki, o kadar güzel kalbiniz var ki. Sağ eksik oldum. Hatta ben bir gün yeteneksizsiniz çekimine geldim abla. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra ampute futbolun. Ben burada seyircileri anlatırken siz arkada böyle hayır hayır anlatma demeniz bile o kadar ince düşünceniz. Evet yani anlattığın zaman ben rahatsız oluyorum çünkü neden hem sen aynı şeyi yaşatmak istemedin de ne bileyim ya böyle şeyler konuşulmaz gibi geliyor ama şu an çok hoşuma gidiyor. Bak şimdi biz burada seninle sakin sakin konuşuyoruz ama sen çok önemli birisin. Neden önemlisin? Bir kere
Yani bayağı tırnaklarınla ulaşmışsın her şeye. Evet. Ve de buna rağmen ne bileyim ulaşmışsın ve dediğini de yapmışsın. Şampiyon olmuşsun, kupalar almışsın, koşuda aynı şekilde bir sürü kaç branş? Abla şöyle, ampute futbol, atletizmden de 4 branş yaptım ben. Evet. Normal ayağımdan sakatlandım. Bana dediler ki sen artık futbol oynayamazsın. Allah. Gittim tekerlek sandalyede tenis yaptım. Türkiye şampiyonluğunu yaşadım. O da bitti. Ondan sonra ne yapacağım? Evde sıkılıyorum. Oturarak voleybola başladım. Takım halinde şampiyonluğu yaşadık. Seviyorum ya, abla. Seviyorsun. Survivor'a gittin. Evet. Survivor'da da insanların bazıları tepki gösterdi. Sanki böyle duygu sömürüsü yapılıyormuş gibi, evet. Değil mi? Sen ne düşündün? Onlardan sonradan haberdar oldun mu? Biz nişanlımla çok güldük. Hatta Acun abi ilk beni açıkladığında herkes dedi ki Acun dedi Barış'ı kullanıyor, engelini kullanıyor vesaire falan filan. Evet. Bu şekilde söylüyorlardı. Ben gülüyordum. Çünkü yapabileceğimi biliyordum. Yıllar önce de size de söyledim. Hatta ben hani Survivor bile başarabileceğime inanıyorum diye. Böyle bir davet gelmesi beni mutlu etti ama şaşırtmadı abla. Çünkü biliyordum bir gün oraya gidip yarışacağımı. Evet, dediğiniz gibi çok büyük tepkiler geldi. Acun abiye böyle sözlü olarak bazı yorumlar da ben görmüş oldum. Ben bunu dinledim gitmeden önce. Dedim ki ben o kadar yapabileceğimi biliyordum, hissediyordum. Gittim orada, çıkmış oldum iki oyunda, hemen kazandım. Birisi Brezilyalıydı. Seyrettim evet hepsini. Evet, Brezilya kökenliydi. Biri genç bir arkadaşımızdı. Ona rağmen gittim, sayılarımı aldım ve onlara aslında kötü sözlü yazanlara ya da kötü düşünceleri ya da bir şeyi olumsuza çeken insanların çok güzel bir cevap vermiş olduğumu düşünüyorum. Buradan da hem size hem Acun abiye, Acun Medya'ya çok teşekkür ederim ki bana inandılar. Ben zaten küçük yaşlarda ve şu anda bazen maçlara gidiyorum. Çift ayak dediğimiz kendi arkadaşlarımla oynuyorum. Survivor'da zaten bunu bütün herkesin evine girerek bunu göstermiş oldum. Yani bir bakış açısını değiştirmiş olduk abla. Evet ama işte o konuşanlar, ben öyle konuşanları falan çok takan biri değilim. Herkes istediği gibi konuşabilir. Fakat sen gerçekten çok şeye önayak oldun ki şimdi de hayat hikayen çekildi. O hayat hikayesinde filmde bilmiyorum ben ne kadar yer alıyorum, ne yaptım, ne kadar bilmiyorum hiçbir şekilde tabii. Herhalde bir varımdır bir yerinde diye düşünüyorum. Siz hayatımın her noktasında oldunuz abla ve ben bunu büyük keyifle anlattım. Gitmiş olduğum üniversitedeki davetlerde de bahsettiğim her yerde anlatıyorum bana o dokunmanızı, inanmanızı. Sağ ol canım. Bunu hep söylüyorsun. Teşekkür ederim. Ben de madem artık filmlere kadar düştük ben de artık keyifle inşallah daha da iyi yerlere her konuda. Çünkü sen bir kere her şeyden önce şu var. Kaç yaşında kaza geçirdin? Ben 4 yaşında kaza geçirdim. 4 yaşında. Evet. Yani sen o zaman kendini bildin bileli amputesin. Dolayısıyla hani bir o daha büyük yaşlarda geçirilen kazalar insanın ruhsal dengesini çok daha fazla herhalde kesinlikle öyle bozuyordur. Ama abla şöyle bir şey daha var. Şimdi küçük yaşta aslında daha çok etkileniyor. Psikolojin güçleniyor ama seni daha çok yıpratıyor. İnsanların bakış açısı. Ben futbol topunun peşinde koşarken bir minibüsün altında kaldım. Ama minibüsün hala, altında mı evet, kaldın? Ama hala futbol topunun peşinde koşuyor. İşte bir insan isteyince ya da o şeye ilgi duyunca, aşkla yapınca bir şeyi, başarı... Bir tek ayağın mı zarar gördü? Evet, ben de ona şaşırıyorum valla. Hani çok şükür hiçbir şey yok. Sadece ayağım tekerin altına denk geliyor tam. Denk gelince de frene basmışlar. Şoför hani bilememiş. Tam ayağım da asfaltın arasında, tekerin arasında ezildiğinden dolayı zaten ayağım kesilmek zorunda kalıyor. İyi ki de kesilmiş abla. Bunu ciddi misin? Evet, çok peki ciddi. Bu senin normal hayatında seni çok yordu mu? Hani ilişkilerde? Kesinlikle yordu. Çünkü sokağa çıkıyorsun, insanlar işte ayağı yok. Ya da okula gidiyorsun, kabul edilemiyorsun. Engelli bir okulu değil. Ama şimdi ilk engelli beden eğitimi hocasısın. Evet. Bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu abla? Atandığım gün ilk sizi aramıştım hatırlarsınız, evet. 2015 yılında. Nasıl oldu? Gazi Üniversitesi'ne ben millilik kontenjanından dahil olmuştum. O zaman da dünya üçüncülüğümüz gelmişti ampute futbolda. Şimdi bize dediler ki engelimizden dolayı ya antrenörlük ya yöneticilik kadrosu açık size. Öğretmenlik yok. İyi dedik biz de hani antrenörlük bölümüne başvuru yaptım ve kazanmış oldum sınavdan sonra. Daha sonra abla, şimdi okul bitiyor, anne öğretmenlik olamıyorsun, öğretmen olamıyorsun antrenörlüğü bitirdiğimiz için. Annem dedi ki senin hayatın çok güzel, işte gelecek nesile dokun, birçok öğrencilere dokunman gerekiyor. Ben de formasyon eğitimi aldım. Hani öğretmenlik olarak ataması yok, bunu bile bile ben de gittim formasyon eğitimi aldım. Annemi de kırmak istemedim. Bundan da mezun oldum. Başvuru yapacağız, belgelerimi götürüyorum ve sen öğretmen olamazsın.
Neden? Söyleyemiyorlar ama ben anlıyorum. Çünkü ayağım yok. Ben de farkındayım. Beden eğitimi öğretmeni olamıyorum. Bana diyorlar ki Türkçe öğretmeni olursun, matematik öğretmeni olursun, işte fizik edebiyat öğretmeni olursun. Beden eğitimi olamazsın. Bunlar ben de biliyorum. Ama diyorum bu ülkenin ben milli sporcusuyum. Nasıl olacak diyorum. Yani ben bir yere giderken... Tabii. Atlanmış bir şey var. Aynen, kesinlikle. Ya da bir emsal olmadığı için. Ben bunu dile getirdiğimde onlar da şaşırdı. Belgelerimi, yani umutsuz gibi bir kayıt yaptı. Onu fark ettim ben. Ben dedim ki bunu da başaracağım. Daha sonra başvuru yaptıktan sonra... Burcu ne? Aslan abla. Saçından belli dermişim. Başvuru yaptım, sonra ataması geldi. Yani böyle bir atama yoktu. İşte bu bir iki yılımı daha aldı yani bu süreci atlatana kadar. Aslında hep zamanımız gidiyor abla. Siz daha iyi bilirsiniz bu ya, zaman çok kıymetli. Ya mutlaka kolay değil tabii. Ve atandığım an hemen sizi aradım. Abla dedim, beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Gaziantep'e atanmıştım. Daha sonra Ankara'ya geçiş yaptım. Aslında şöyle bir engel daha çıktı abla, onu da söyleyeyim size. Şimdi 7 yıl boyunca öğretmenlik yaptım ben. Adaylığım devam etti. Normalde 1 yıl adaylığı devam eder. Daha sonra memuriyete geçersin. Ama ben 7 yıl boyunca adaylığım devam etti. O prosedürü bir aşamadık. Ya diyorum ya, ben bir işe başlıyorum, mutlaka engel çıkıyor. Kolay olsa bile mutlaka engeller çıkıyor. Allah. Survivor daveti geldi Acun abiden. Şimdi ben ücretsiz izine ayrılacağım. Ayrılamıyorum. Niye? Adaylığım devam ettiği için. Normalde 7 yıl adaylık devam etmez. Ne yapmam gerekiyor? İstifa etmen gerekiyor. Ya da heyet raporu al dediler bana. Dedim ki heyet raporu alsam ne olacak? Her gün ekranlardayım. Alamam. Gittim, ben de risk aldım abla. İstifa ettim. Adaylıktan istifa edersen dönemezsin dediler bana. Uyardılar. Hmm. Ben de o yarışmaya zaten gitmek istiyordum. Çünkü birçok insana umut ışığı olayım, gideyim. Ve bu şekilde istifa ettim. Şimdi dönemiyorum. Almıyorlar beni. Yine bir engel çıktı. Bakalım ne olacak? Yani şu an öğretmen değilsin. Değilim, evet. Ya onunla ilgili mutlaka, hele ki senin gibi milli sporcuya mutlaka bir kolaylık göstermeleri lazım diye düşünüyorum. Sen sonra yine beni ara. Tamam abla. Ara, ben yine bir dokunuş daha yaparım. Ortalığı bir dağıtayım şöyle. Ay, çekilin bakayım diye. Bilmiyorum tabii, bir spor bakanımızla konuşuruz. Spor bakanı. Cumhurbaşkanı. Çok mutlaka güzel. Orada hatta TRT'de de söylüyorsunuz abla yani. Dokundunuz orada. Ama senin gibi insanların arkasında durmazsak, peki nasıl ders yapıyordun? Nasıl anlatıyordun abla çocuklara şöyle, beden eğitimi dersini? Bazı dersleri ben zaten kanetlerin dediğimiz koltuk değnekleriyle gidiyorum. Hani normal protezim var. Çünkü neden böyle gidiyorum? Onlara bu şekilde başardığımı anlatıyorum. Ya bir de etrafındaki insanları da düşünüyorsun. Hani insanlar görsünler, örnek alsınlar da diyorsun. Her şekilde etrafına da madem başıma geldi bu diyorsun, insanlara da örnek olayım diyorsun. En azından dokunabilirsek diye o şekilde yola gidiyoruz. Hatta nişanlım şey der abla, senin kafa o kadar yoğun ki der, bazen ben neredeyim bilemiyorum der. Böyle bir sistem eder. Ona da geleceğiz birazdan. Bu arada abla, ilk Survivor'a gitmişim. Bazıları neden gittin, işte öğretmenliğinden oldun ya da eleştirenler oluyor vesaire. Yani öyle bir ana da denk gelmiş ki, yani bir ampute sporcusunun ne alaka Survivor'da yarışması. Evet. Biliyorsunuz talihsiz bir deprem yaşadık ülke olarak. Biz bunun haberini iki gün sonra aldık Acun abiden. Şimdi yaralar sarılırken biz tekrardan orada yarışmaya başladı. Dedim ki yani ben bu şekilde başarıyorum, koşabiliyorum. Mutlaka onlara bir ilham olacak. Ve ben döndükten sonra o kadar çok insan aradı ki, o kadar insanlar yolda çeviriyor. Özellikle depremden Ankara, İstanbul'a gelen vatandaşlarımız. Senin sayende biz tekrardan hayata tutunduk. Geçen hafta ampute olan çocuklarla bir aradaydım. Böyle kolu bacağı ampute olmuş, 5 gün altında kalmış vesaire. Onların aileleri diyor ki seni izledikçe biz mutlu olduk. Seni izledikçe hayata tutunduk. Ya bir de bu tarafı var işin. Tabii ki. Yani Acun abiye de çok teşekkür ederim sizlerin aracılığıyla, sizlere de. Hani öyle bir anda denk gelmiş ki deprem yaşanıyor ve o şekilde insanların evine girmiş oluyoruz Acun Medya sayesinde. Orada da insanlara dokunabiliyoruz. Siz diyorsunuz yani bir şeyler yapmak önemli değil, önemli olan yol açabilmek. Kesinlikle yola çıkmak, o çok önemli. Çıktıktan sonra zaten nasıl yaptığını bile anlamıyorsun. Ne derler? Bir işte harekette bereket var. Adım atmak önemli. Adım gerisi atma. Geliyor. Normalinde her şeyi çok iyi başardın. Tabii ki istediğin ki bir günde evlenmek. Değil mi? Anca sıra geldi abla. Anca sıra geldi. Evet, 7 senedir engelli olmayan, ampute olmayan bir kız arkadaşım var. Hı-hı. Nasıl tanıştınız? Abla, tanışmamız şöyle oldu aslında. Hani az önce bahsettim ya, normal ayağımdan da sakatlandım. İşte bir yandan
yandan tedavi oluyorum, bir yandan işte oturak voleybol, tenise gidiyorum vesaire. O süreçte tanıştık. Yine benim normal protezim var. Denk geldik abla. Nerede denk geldiniz? Ankara'da. Minibüse bineceğiz artık. Ya. Evlere gideceğiz. Böyle beklerken şey oldu. O kadar güzel bir iletişim oldu ki ilk bakışmada. Güzel bir his hissettim içerimde. Daha sonra bir tablo yapmış abla. Böyle üniversiteye giderken derste leylek. Ama leylek yan durduğu için tek bacaklı gözüküyor abla. Ben de dedim ki, yani bu dedim ne kadar çok bana benziyor diyorum. Tek bacaklı falan diyorum. Hani onun anlamadığını biliyorum ya. Hani ne saçmalıyor falan desin. Bana içinden söylensin gibisinden. Onu bekliyorum yani. Çünkü diğer ayağım da sakatlanmış. Kolejim iyice bozuk abla. Herkese dalga geçtiğim gibi kendimle de geçmeye başlıyorum. Ama anlamadığını bildiği için hoşuma gitti yani. Hani diyorum bu adı ayak... Adı neydi? Rümeysa. Rümeysa gel bir git. Gel bir git. Merak etmiştir insanlar. Şu anda demişlerdir ki madem sesleniyorsunuz gel canım. Oğlumuza iyi bakıyorsun değil mi? O da sana iyi bakıyor. Sen de matematik öğretmenisin. Evet, evet. Seni rahatsız etti mi yani ampute oluşu? Ya açıkçası biz ilk tanıştığımızda protezliydi. Ben zaten insanların direkt yüzüne baktığım için fark etmemiştim. Hani biz konuşuyoruz, sohbet ediyoruz ama hiç farkında değildi. O ilk sohbet bayağı uzun sürdü zaten. Niye sohbet etmeye gereği dedin? Yakışıklı buldun tabii. Hoşuna gitti. Söylemedi bana da. Ha, söylemedi bana da ama 7 senedir beraber. Evet. Ya biz bir iki defa daha karşılaşmıştık açıkçası. Hani ilk bir nasıl dersiniz elektrik mi artık? İlk bir göz göze gelince bir gülümseme oldu, bir enerji oldu. Sonrasında sohbet gelişince hani ortak bir şeyler de çıkınca sohbet iyice koyulaşmaya başladı. Güzel bir keyifli bir sohbetti. Sonrasında sosyal medyadan falan takipleşmeye başlayınca ben gördüm aslında. Ne yaptın o anda? Ne hissettin yani? Yani ya açıkçası çok daha hani şey... Engelli ya da ampute olmayan birçok insanın başaramadığı bir sürü şeyi başarmış olmasına rağmen ne hissettin? Açıkçası hani şaşırdım. Bir inceleyince işte spor vesaire. O gün de güzel spordan çıktığı bir paylaşımı vardı. Ya mutlu oldum açıkçası ya. Hani çok da etkilenmedim hani protezinin oluşu ya da olmayışı. Sen hiç söylemedin mi? Ben söylemedim abla. Yani ben görünce şok olsun diye. Aynen. Allah'ım ya olmuştur artık. Sen niye söylemedin oğlum? Abla hani şöyle çekindiğinden ya da sakladığımdan değil. Mesela hani sohbet ediyorum. O gördüğünde kendisi o şaşkınlığı yaşasın. O hissi kendisi yaşasın falan diye. Hani durup dururken benim ayağım ampute demek ki. Görsün benim yanındayken görmesin. Kendi görsün tekken görsün en azından. O duyguyu tek başına yaşasın. Aslında bu. Yok tek de değil abla. Hani ben konusu açılsa tabii ki söylerim ama şimdi. Konusunu mu açacak ne bilsin kızcağız da konusunu açsın. Ama ben ona şeyler veriyorum işte. Yo, tek bacaklı. Ben cümleler kullanıyor mesela. Ama anlamadığını bildiği için. Sonrasında sosyal medyadan gördüğümde ha demek yani bu cümlenin anlamı buymuş diye düşünsün diye. Düşünsün hoşuma, bu hoşuma gidiyor yani. O kendi o puzzle'ları yerine oturtursun diye. Ama sürprizlerle doludur. Doludur diyorsun. 7 senedir de aşıksınız. Sen de matematik öğretmenisin. Evet. Çok güzel. Ne güzel. İnşallah seni de öğretmen yapacağız bakalım. Yaparız inşallah. İnşallah abla. Meysa da atanırsa. Yapışkanım. Spor bakanı. Çok teşekkür ederim. Düğünümüze de bekliyoruz abla. Için seni biz konuk koltuğuna alalım. Şöyle abla gerçekten hani iyi anlaştık. Yıllarca bir şeyler paylaştık. Ve çok karnım da çekti. Bazı şeyler de benim yanımda benim düşünemediğimi kendisi düşündü. Hata yapmayın bu süreçte. Çünkü aynı zamanda isim olarak da başarılarımız geldikçe de insanlar tarafından tanıldıkça hata yapmaya da müsait oluyoruz bazı şeylerde. Ama bu konuda her zaman bana destekçim oldu. Her zaman yanımda oldu. Bazı oldu kendimce işte sporda haksızlığa uğradığım zamanlarda kendi kendime söylenirken bile beni moral motivasyon olarak her zaman yanımda oldu. Yoksa 7 sene çünkü sen artık havalı, ünlü hatta filmi olan bir sporcusun. Bak dikkat et ha elinden kaçırırma. İşin gırgırındayız. O da çok güzel. Gerçekten oya gibi maşallah. Yüzü, gözü. İkiniz de Kırıkkaleli misiniz? Yok ben Kırıkkaleliyim. Amasyalı. Amasyalı. Ama Bandırma doğumlu. Babası asker olduğu için. Ha öyle mi? Ne güzel. İşte asker babaya. Peki şimdi sen diyorsun ki filmimiz başlayacak. Evet. Filmin adı ne? Hayatla Barış. Hayatla Barış. Gerçekten güzel isim koymuşlar. Filmde Taner Ölmez seni oynuyor. Ben gerçekten çok da benzettim sizi fiziken. Ona dublörlük yapmışsın. Bu nasıl oldu? Onun işi de çok zordur.
değil mi? O da yani çok zorlanmıştır ampute bir sporcuyu oynarken. Sen ona hangi konularda dublörlük yaptın? Abla şöyle, filmdeki böyle alt kısımlar ampute olacak şekilde ya da koşu proteziyle koşarken görüntüler bana ait. Filmimin dublörü oldum. Ama Taner o kadar güzel, o kadar tatlı, o kadar güzel kalpli ki ve çok çalışkan, çok yetenekli. Biz bununla film daha çekimleri başlamadan önce koltuk değnekleriyle birlikte yani kanetyenlerle birlikte antrenmanlar yaptık. Yani o koltuk değneklerini kullanmak hiç kolay değil. Ne o kadar sürdü dengede antrenmanlar? Abla, tabii ki kolay değil. Yani bir ay sürdü antrenman. İki gün arayla bir ay boyunca yaptık. Ama kanetyenler kullandıkça elleri patladı. Çünkü kendisini taşıyor, bilmediği bir şey, dengeyi sağlaması vesaire. Ben onu adım adım bir yeni gelen ampute sporcu neler yaparsa adım adım götürmek istedim. O kadar istekliydi ki elleri patlıyor. Diyorum ki yarın dinlenelim. Hani bir gün sonra yapalım. Hayır, yarın da yapalım antrenman diyor. Hani mükemmel oyuncu. Zaten çok sevilen karakterli. Bu filmin yapımcısı Hünkar Doğan kesinlikle Taner olması lazım diye gidip ikna etti yani. Ve zaten bu projeyi duyduktan sonra ben bu projede olmak istiyorum demesi hepimizi çok mutlu etti. Anneyi Nazan Kesal oynuyor. Babayı Gürkan Uygun oynuyor. Çok güzel. Nişanlımı Biran Damla Yılmaz oynuyor. Nişanlını mı? Evet. Nasıl yani? Evet. Başka bir nişanlısı varmış. Ben dedim sana. Bırakma şu çocuğu bak kaçıracaksın. Allah. Kadromuz Şampiyonlar Ligi. Çok güzel. Sizin de orada çok güzel bir görüntünüz var. Var mı? Ne mutlu bana, ne mutlu bana. Ooo yaşasın. 23 Şubat'ta da film vizyona giriyor. Gidin. Gidin lol. Vallahi herkes izlemeli. Küçüğünden gidin. Büyüğüne. Gitmek lazım tabii ki. Abla aslında bunlar başarıyoruz. O yolları siz daha iyi biliyorsunuz. Yaşadık birlikte. Çok zorlu bir süreç. Hani biz burada güle oynaya keyifle anlatıyoruz. Tabii tabii. Yani insanların o bakış açısını değiştirmek, yıllarca çok ağlayacak reddedilmek. Mıyız? Aslında şöyle abla, biz bunu çok ağlatmalı yapmadık. Hani tabii duygu yerleri var. Çünkü gerçek hayat hikayesi birebir aldılar benim hayat hikayemi. Ama biz bunu dünyaya izletmek istedik. Evet, duygusal yönleri var. Çünkü kesemiyorsun. Yönetmen bana dedi ki, Barış dedi o kadar hayatım dolu dolu ki hangisini kesip atsam diye şey yapıyorum. Evet. Çünkü evet. Film 1 saat 10 dakika sürmesi gerekiyor. Senin hayatın dolu dolu hangi birini keseceğim diye şaşırdım dedi. Barış'cığım şimdi şaka bir tarafa hem pozitifsin hem gülüm. Güler yüzlüsün, hem hayata küsmemişsin. Burada herhalde annenin babanın da çok etkisi var değil mi? Kaç kardeşsiniz? Biz 3 kardeşiz. Evet. Abim benden 3 yaş büyük. Biz kaza yaptığımızda aslında abim daha çok etkilendi. Çünkü anne baba o perişanlığı yaşarken, hastane köşelerinde gezerken abim, işte halam, yengem, amcalarım yanında kaldı. Hani onlara da teşekkür ederim ama o bir yalnızlığı hissetti abla. Ben onu hala onun şu anda üstünde şeyini hissediyor musun etkilerini? Evet. Nasıl? Kesinlikle. Kendisi hani abi çok büyük saygınlığım var, çok seviyoruz. Hani sanki ona ilgisiz olmuş gibi geldi o süreç galiba. O travma hala devam ediyor gibi geliyor bana. O ne iş yapıyor? Abim belediyede çalışıyor. Belediyede çalışıyor. Böyle şeyleri insan biraz kendi beyninde halledecek. Evet. Yani olabilir aileler içinde böyle şeyler. Ne yapsın anne baba da bu durumda? Başımıza işte böyle bir olay gelince anne baba da bilmiyor abla. Hani ne yapacaklar? Kaza olmuş, ayağı kesilmiş. Nasıl bir hayata devam edecek? Yani annemin birçok insanlara böyle cevap verdiğini ben şahit oldum. Ki öyle sitem ederek değil ama anlatıyordu. Hani oğlum başaracak, oğlum yapacak ki evde de bana o hayatı aşılıyordu. Çok önemli bir şey yapmışlar. Yani seni böyle bir köşede oturan engelli bir çocuk olarak bırakmamışlar. Üç kardeş, iki erkek, bir kız mısınız? Yok, üçü de erkek. Üçü de o da kickboksçu, o da sporcu. O da sporcu, küçük olan da. Annenle baban çok önemli bir şey yapmış. Seni onlar mı teşvik etti şimdi ben? Yoksa sen kendi isteğinle mi? Ya da hani bir şeyler görüp de mi etkilendin? Şöyle abla, mesela eve bir misafir gelirdi. Ben odama çekilirdim hemen. Çünkü utanıyorsun. Hemen sekerek odama geçerdim. Küçük yaştasın. Annem babam yanıma gelirdi. Oğlum hani büyüklerimiz geldi, bir hoş geldin de bir ellerini öp. Böyle böyle hayata beni alıştırdılar. İşte dışarı çıkıyorsun, insanlar tarafından o bakış açısını görüyorsun. Annem bazen duymamazlıktan geliyordu. Bir de bir sözünü hiç unutmuyorum anneme. Oğlum ne olursa olsun, insanlar sana ne tepki verirse versin, nasıl konuşursa konuşsun, onlara gül geç der. Ben de mesela hakkımı yiyen
oluyor ya da ne bileyim spor camiasında bazı şeyler. Onlara hep gülüyorum abla. Cevap vermektense annemin dediği gibi onlara gülerek cevap veriyorum ama ben kendi yoluma devam Annen ediyorum. Annen ev hanımı mıydı? Ev hanımı. Baban? Babam inşaatlarda çalıştı. Hatta kaza sonrası Rusya'ya çalışmaya gitti şirket üzerine. Gelirken bana ork aldı. Hani oğlum ampute sıkılmasın, işte evde çalsın vesaire. Müzisyen olsun. Yani bakış açısı, düşüncesi bu yönlendi. Çok güzel bir şekilde. Ama ben oturup çalarken abla sıkılıyordum. Şimdi okulda flütle öğreniyorsun, eve gelip orkta çalmaya çalışıyorum babamı kırmamak için. Ama benim o içimdeki şey, spor aşkı, hareketlilik hiçbir zaman durmuyordu. Annem mesela pazara giderdi, biz birlikte giderdik küçük yaşta. Anne derdim sen git pazar içerimde ol, ben seni bulacağım. Kendi kendime oyunlar döküyordum böyle, anneyi bulma oyunu. Mesela o pazarın girişine geldiğim anda ben koşmaya başlardım. Hmm. Niye koşuyordum biliyor musunuz abla? Çünkü insanlar çok önüme geçip işte ayağına ne oldu, ah yavrum vesaire. Hani onların duygularını ben anlayabiliyorum ama çok soru gelince de ben sıkılıyordum açıkçası. Hani anlatıyorsun anlatıyorsun, üzülüyorlar. Ona da üzülüyorum ben. Hani bana üzüldüklerine üzülüyorum. Tabii. Mesela. Ama şimdi herhalde gurur duyuyorlardı. Zaten gurur duyuyorlardı mutlaka ama hani böyle üzüldükleri oğullarının şu yaptığı şeylere bak mesela. Evet. Peki sen ampute olmasaydın bu kadar başarılı olur muydun hayatta? Bu soruyla birçok defa karşılaşıyorum abla. Hani bu kadar iyi futbolcu olur muydun, bu kadar çaba gösterir miydin? Yani abla şöyle söyleyeyim. Ben bu futbol için, kendimi kabul ettirmek için giderdim. Spor kulübünün kapısında yatar, bir antrenmana çıkmak için onlardan rica ederdim. Ve bir şekilde yine futbolcu olurdum. Olurdun. Olurdum abla. Çünkü çok seviyorum. Oynamayı seviyorum. O insanların o mutluluğunu seviyorum. Şu an en beğendiğin futbolcu kim? Abla yıllardır ben Ronaldinho. Ya, Türklerden bahset diyor. Arda Güler abla bizim en gitti, büyük yeteneğimiz. Mi? Arda Güler çok tatlı. Giderken ben size sakatlandı değil mi? Sakatlandı. Biraz abla ağır antrenmanlar geçirdi. Yaşı gereği çok iyi başardı. Çünkü futbol 90 dakika oynanıyor ama antrenmanlar çok ağır. Hı hı. Arda Güler bunu başaracaktı zaten. En iyi şekilde başardı. Çok çok tatlı bir çocuk. Annesini babasını da sosyal medyadan görüyorum. Onlar da çok tatlılar. Annesine benziyor gördüğüm kadarıyla. Evet. Annesinin belli yani o çocuğunun gözünün içine baka baka büyütmüş olduğu. Arda abimiz çok... vardı, Arda Turan. Mesela yıllardır evet, bu ülkemize tabii. temsil eden. Tabii. Çok önemli bir isim. Çok seviyorum. Hala Arda görüşürüz. Sen hangi takım tutarsın? Allah Galatasaray'ım. Ama Beşiktaş Galatasaray şey değil mi ya? Abla şöyle. Ay kardeş. Tabii ki. Tabii ki. Hayır efendim. Allah Allah. Ama biz yenerim. Tabii kardeşiz ama hep biz yenerim. Siz yenin abla. Bak şimdi kardeşler büyüklere saygı gösterirler. O yüzden. Ama her şey sahada belli oluyor abla. Tamam sahada gösteririz biz de. Tamam. Allah'ım ya. Vallahi bilmiyorum yani. Bu sene Beşiktaş neyse hayırlısı olsun diyelim. Ama beni Beşiktaşlı biliyorlar. Niye? Onu da açıklayayım. Açıkla. Hemen Rümeysa gülüyor. Biz 2017 Avrupa Şampiyonası'nda Vodafone Park'ta şampiyon olduk ya ama stadyumumuzda. O yüzden hani o dönemin Fikret Orman Başkanımız vesaire bana çok büyük ilgi gösterdi. Hatta ben onlara Galatasaraylıyım dediğimde hayır sen Beşiktaşlısın diye bana forma hediyeler etti. Hala yöneticilerle bir araya geliriz. Beni locada maça davet ederlerdi, izledik. Yani böyle bir güzel kardeşliğimiz var. Anlıyorum. O zaman sen yarı Beşiktaşçısın, ben anlamam. Şimdi sen diyorsun ki film bitecek. Hasılattan dolayı, yani iyi bir hasılat yaparsak inşallah evleneceğiz. Biz de düğünü yapmış oluruz. Evet, yani hasılata bağlı sizin düğünüz, öyle mi? Yani hayat şartları mı diyelim abla, bilemiyorum ki. Yani kolay bir şey değil tabii. Değil, evet. Dolayısıyla... İyi bir izlenim olsun. Zaten bu yapımcımız Hünkar Doğan kendisi düğünü bile yapar yani. Yapar değil mi? Evet. Yapsın zaten. Yoksa hep birlikte el birliğiyle yapacağız yani. Öyle bir şey yok. Allah Allah. Güzel güzel. Kaç çocuğun olsun istiyorsun? Abla iki tane olsun dedim ama oradan gülüyor. Bir şey kalsın bir futbol takımı falan. Futbolcu ekibi mi? Evet. Yani sen o zaman iki tane de kalmazsın. Yani bir... Çok olsun abla. Çünkü onlarla büyük bir evimiz olsun. Onlara böyle antrenman yaptırayım vesaire. İnşallah. İyi bir sporcu yetiştireyim. Ya. Çocuklarımı. Bak Allah görüyor musunuz insanları? Üzüyor. Üzdüğü zaman da sevindiriyor. İşte böyle. Sen yandın evin içinde.
Önemli olan pes etmemek abla, sizin kesinlikle dediğiniz gibi. Yani kısacası filmin finalinde almamız gereken nedir seyirci olarak? Senin yani hayatının bütün olaylarını, bütün her şeyini bize verecek. Hı hı. Sonuçta neye bağlayacak film? Yani ya da sen sonuçta neye bağlıyorsun? İnsanların mesela gerçekten yaşantın kolay olmamış. Ama hala böyle gülüyorsun. Ya tabii ki ağlamayacaksın. Aslında hayatı zor olanlar daha çok gülüyor. Çok ağladık, aynen. Çünkü her şeyin kıymetini güzel biliyorlar. Değil mi? Kesinlikle abla, o aslında hayata karşı güçlü olmamız için gülerek cevap veriyoruz. Aslında kendi yaşadıklarımızı, o duygularımızı belki kimse bilmiyor. Bilsin de istemeyiz. Gülüyoruz ama acılardan dolayı gülebiliyoruz. Aa, acılardan dolayı tabii. Acılardan dolayı gülüyorsun. Daha çok gülüyorlar. Çocuklarına diyelim ki 3-4 tane oldu inşallah. İşin zor. İlk ne öğretirsin? Abla sevgi öğretir. Sevmeyi, sevilmeyi öğretir. Hmm. Çünkü saygı diyoruz ya, eğer bir şey sevmiyorsan da saygı göstermiyorlar. Saygılı olmuyorlar. İlk önce sevmek. Kesinlikle. Benim de hayatta, benim Instagram'ın altında şey yazar. Sevmek, gülmek, mutlu olmak ibadettir. Evet. Çünkü Allah her ikisini de veriyor. Sen hangisini, yani iyisini seçmek bence Allah'a ibadet etmek demektir, öyle değil mi? Ben öyle düşünüyorum. Yani gülmek, tabii ki ağlayacağız, tabii ki üzüleceğiz insanlık hali. Ama iyi şeyler ya, yani sevmek gerçekten büyük ibadet. Evet. Çünkü bak annenin sevgisi, babanın sevgisi seni bu noktaya getirmiş. Hani seni bir köşeye bıraksalardı, ilgilenmeselerdi. Utansalardı ya da. Ya da utansalar, utanacak bir şey yok. Acele iyi ki de bir utansalar deyip duruyorsun. Niye bunu dedim biliyor musunuz abla? Çünkü birçok ailede bunu biz bizzat gördüğüm için. Çünkü şöyle işte geçmişte işte ah yavrum ayağına ne oldu vesaire. Bunu ailelerine de söyledikleri için utanıyorlar, çekiniyorlar. Aslında kendilerine ayıp olmamasına rağmen. O yüzden ben bu konuda şanslıydım anne babalı. Yani diğer ampute arkadaşlarının, sporcu arkadaşlarının, ailelerinin de aslında en büyük destekleri sevgileri miydi? Yoksa yani hepsi de sevildikleri için mi bu kadar başarılı oldular orada da? Abla şöyle, evet onların aileleri de ailesinden gelen sevgiden, saygıdan ve aynı zamanda doğru yönlendirmekten dolayı. Mesela kimisi engelli okulundan ampute takımına katıldı. Çünkü ampute futbolu bilmeyenler çoktu. Hala var mesela engelli olup da. Bu bakış açısıyla birlikte aslında bizim takımımız daha iyi oluyor. Neden iyi oluyor? Birlik, beraberlik oluyor. Aile sevgisinden gelen bir şey. Yani hepsi öyle mi? Ya da ihmal edilmiş ve de hani utanılmış çıkıyor var mı içlerinde? Mutlaka hani ailesin çıkıyor. Hatta ama bunlar onunki daha mı önemli? Buna rağmen başarılı benim olması. Benim çok sevdiğim bir kardeşim var. Mesela protezsiz dışarı çıkmaz. Sadece futbolda kullanır. Hatta kendi sosyal medyasına bile amputeyle ilgili hiçbir fotoğrafını atmaz abla. Oyuncu olmak istiyor. Hep bana der. Dün akşam da konuştuk. Ama ben ampute olarak gözükmeyeyim de oyuncu olarak kendi yeteneğimi. Yakışıklı, çok karizmatik, güveniyor. Tatlı. Böyle bir kardeşim. Ama kendini o şekilde göstermek istemiyor. Hatta yani kız arkadaşlarından bile sakladığı oldu ya. Ben buna şahidim. Senin gibi. Yalan mı? Ama ben orada küçük bir mesaj için sakladım. Her neyse. Bana soru hazırladın mı? Abla hazırladım. Hadi bakayım. Yalnız mı hazırladın? Nişanlınla beraber mi hazırladın? İkimiz. Aslında tamam. Birkaç tane var da bir tanesini sorayım. Bir tane zaten. Öyle. Abla şunu sormak istiyorum. Şimdi bana inandınız, güvendiniz, sahip çıktınız, dokunuşlar yaptınız. Ben bu madalyalarımı aldıkça siz ne hissettiniz? Sizin duygularınız nedir? Ne hissettim biliyor musun? Kızımın bana daha çok saygı duymasına sebep oldum. Çünkü ben senden Zehra'ya, ben de kızımı bir şekilde büyütürken yaşı kaç olursa olsun, şimdi tabii artık o da benim bilgilerimle artık alacağını aldı benden. Ama ben ona seni çok örnek gösterdim. Nasıl bir duygu hissettiğimi, o Survivor'da özellikle Zehra'nın etrafındaki arkadaşlarına, işte Survivor'daki Barış'a, işte annem elinden geldik, yardımcı olmaya çalışmış, işte görüyor musunuz Barış'a bilmem oy verin, yok bir oy verme sistemi vardı değil mi? Evet. O zaman bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Elime bir şey vardı bilmiyorum. İşte Barış'ı tutun, öyle yapın, böyle yapın. Yani kızımın sen zannediyorsun ki sadece ben mutlu oluyorum bunu gördükçe. Bin tane de insana, yani benim de çevremde birçok insana dokundun. Yani senden bana, benden onlara geçti. Ben de çok enteresan söylemiyorum, konuşmuyordum. Tabii ki yani bunu ne diyeyim ki yani ben bu çocuğa bunu diyemezsin. Ama böyle yakınlarımdan söylediğim zaman falan işte helal olsun falan diye. Var ya böyle... Şöyle falan, yani zannetme sen o madalyaları sana almadım, ben aldım aslında.
Madalyalar benim aslında. O yüzden canım benim, tatlım benim. Valla seninle gurur duyuyorum. İnşallah hep. Yani sen bundan sonra yırttın artık. Bundan sonra sen iyi de bir yuva kuracaksın. Çocukların da olacak, onlar da başarılı olacak. Ben de Allah uzun ömür versin göreceğim. Tabii ki abla. Öyle. Bunu siz gururla yürüyün abla. Bunu çok hak ettiniz. Çünkü çok büyük dokunuş yaptınız bana. Daha. Her şeyden önce inandınız. O zaman bir tane daha, ben bir şey daha söyleyeceğim. Ben senden sonra başka birine daha yaptım. Ama o sporcu değildi. Süper, olsun abla. Ay niye ben böyle oldum ya, şımardım. Olsun, boşver. O ne da aile babası. Yani normal bir insan. Onun da mutluluğunu görmek çok hoşuma gidiyor. Onun da çocukları, yani göremiyorum ama işte haberlerini ya da çocuklarının bana şeyleri, ya bu mutluluk bambaşka bir şey gerçekten. Sen sporcu oldun, o da çocuklarımla oynayabiliyorum artık diyor. Bak çok güzel bir dokunuş abla. Aslında siz bakış açısını değiştiriyorsunuz. Biz de saygıyla önünüzde eğiliyoruz abla. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davetiniz için, güzel gözleriniz için, kalpleriniz için, niyetiniz için ve ekibiniz için. İşte birbirimizi, herkes birbirini buluyor işte. Sevgiyi seven insanlar birbirlerini buluyorlar her yerde. Mutlu anlarda hep çilek konser.